Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Tabii ki ben bu videoyu önceden çektim, hatta yükledim. Sağ olsun bir arkadaşınız beni uyarmış. Mersem 10. sınıf yazılı soruları yerine 9. sınıf olarak yüklemişim ve ben 10. sınıf için çektiğim videoyu da sildim. O yüzden tekrardan çekiyorum. Kendime böyle yeni yeni işler çıkardım. Şimdi eee Videonun pdf'sini boş olarak pdf'sini açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiyem önce konuyu çalışın sonra kendiniz bu soruları bir çözün. Daha sonra beni dinleyin cevaplarına bakın. Eğer çözemezseniz zaten büyük bir kısmını çözmüşseniz zaten sınava hazırsınız demektir. Bu sınavı dinlediğiniz zaman yani bu soruları dinlediğiniz zaman emin olun sınavdan oldukça yüksek puan alacaksınızdır. Ben en baştan başladım mitoz bölünmeden ama mitoz bölünmeden daha az böyle sorular yazmaya çalıştım arkadaşlar. Ama kalıtım test özellikle test sorularında ağırlıklı. Ekoloji yine arkadaşlar hem boşlukta olduğum hem klasik sorularda ağırlıklı olacak. E, tanımlama sorularına da yer verdim. Bu şekilde böyle karmaşık izleyeceğiz. Ama size eğer ki mitoz mayoz dahil değilse mitoz ve mayoz olan kısmını çözmeyebilirsiniz. Dinlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela. Ee, kaça kadar bakalım? He, mesela boşluk doldurmanın birçoğu mitoz ve mayozla ilgili. O yüzden onları dinlemeyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar burada işte klasik sorulardan da yine seçerek bakabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Zaten sırasıyla yazdım ona göre atlayarak gidersiniz videoyu. Şimdi başlıyorum isterseniz. Diyor ki mitoz çok hücrelerde nokta nokta, tek hücrelerde nokta nokta sağlar. Ne sağlar arkadaşlar? Çok hücreler, çok hücrelerde büyüme gelişme, ve yaraların onarımını sağlar. Onarım. Tek hücrelilerde ise neyi sağlıyor arkadaşlar? Tabii ki üremeyi sağlıyor. İkinci soru hücre bölünmesi sırasında kromozomların merkeze dizildiği evre. Arkadaşlar merkez hangi evremiz? Metafaz evresi. Merkezi gördüğünüz zaman metafaz evresini yapıştıracaksınız. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki sitokinez hayvan hücrelerinde neyle gerçekleşir? Boğumlanma değil mi? Şuraya Boğumlanma yazacağız. Bitki hücrelerinde ise arkadaşlar aralemel oluşumu ile gerçekleşir. Dördüncü soru. Hücre döngüsü bozulursa anormal bir hücre bölünmesi gerçekleşir ve hücre kütleleri oluşur. Bu yapıya ne denir arkadaşlar? Tabii ki tümör denir. Hepimiz biliyoruz. Tümör hücrelerinin kan ve lenf yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılmasına ne diyoruz arkadaşlar? Buna da metastaz diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki döllenmemiş yumurtadan mitozla birey gelişmesine ne denir? Arkadaşlar döllenmemiş yumurtadan birey gelişimine biz partenogenez diyoruz. Partenogenez. Hatta önceleri bu eşeyli üremeye alınıyordu. Daha sonra eşeysiz üreme kısmında işlemeye başladık. Yedinci soru diyor ki bitkilerdeki vejetatif üreme hayvanlardaki neye benzer? Arkadaşlar hayvanlardaki rejenerasyona benzer. İkisi de yenilenme anlamındadır aslında. Bitkilerde eşeğsiz üreme, vejetatif üreme ile gerçekleşiyor ve yenilenme anlamında kullanılıyor. Hayvanlardaki rejenerasyon da yine yenileme anlamında kullanılır. Mayoz sonucu oluşan hücreleri ne denir arkadaşlar? Tabii ki gamet denir. Bir anneden diğeri babadan gelen birbirine benzeyen kromozomlara biz ne diyoruz? Homolog kromozom diyoruz. Homolog kromozom. Mayozda kromozom sayısının yarıya indiği evre. Arkadaşlar yarıya indiği evre sitokinez bir evresidir. Bakın normalde e, anafaz evresinde birbirlerinden ayrılıyor homolog kromozomlar ama hala aynı hücredeler çünkü stoplazma bölünmesi gerçekleşmedi. O yüzden stoplazma bölünmesi gerçekleşince iki hücrede birbirinden ayrılır ve yarıya iner tamamen kromozom sayısı. Mayozda tetrat, crossing over, sinapsis gibi olayların görülmesi hangi evrede olur arkadaşlar? Profaz bir evresinde gerçekleşir. Hem dişi hem de erkek üreme hücresi üretebilen canlılara ne denir arkadaşlar? Hermafrodit değil mi? Hermafrodit canlılar diyoruz. Hermafrodit. Canlının dış görünüşünde görülebilen özelliklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Fenotip diyoruz. Fenotip. Diploid hücrelerde sadece homozigot halde e, fenotipte etkisini gösteren allele ne diyoruz? Tabii ki resesif aller resesif allel veya çekinik allel de diyebiliriz. Bireyin kendi genotipindeki bir bireyle çaprazlanmasına bakın kendi genotipinde buna ne diyoruz? Kendileştirme diyoruz. Kendileştirme. Evet böylece boşluk doldurma sorularını bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz klasik sorulara. Arkadaşlar klasik sorularda da yine 5. soruya kadar mayoz ve eşeyli üreme, mitoz ve eşeysiz üreme ile ilgili kısımdır. 6. sorudan sonrası ise ee, bir de şurada 9. soru var partenogenez olayı. Onun haricinde geriye kalanlar Ne ile ilgili? Tabii ki bizim e, ekosistemle ilgili. Dediğim gibi e, kalıtım soruları daha çok testlerde gelecek. O yüzden buraya yazmadım kalıtım sorusu. Diyor ki eşeğsiz üreme çeşitlerini yazınız. Yazalım. Arkadaşlar nedir eşeğsiz üreme çeşitleri? Hemen söyleyelim. Bakın. Nedir bunlar? Bölünerek üreme. Bölünerek. Sporla üreme. Sporla tomurcukla üreme arkadaşlar tomurcuklanma veya tomurcuklanma rejenerasyon rejenerasyon daha sonra vejetatif üreme vejetatif üreme bir de arkadaşlar bir tane daha vardı sanki 5 tane miydi bölünerek sporla tomurcuk rejenerasyon vejetatif ha bir de partenogenesis tabii ki partenogenesis unutmayalım Partenogenes de nedir? Yine eşeğsiz üreme çeşididir. Evet eşeğsiz ürememiz bunlar arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki bitkide gerçekleşen vejetatif üremenin çeşitlerini yazınız. Yazalım şöyle kenara geçelim. Arkadaşlar nedir vejetatif üremenin çeşitleri? Mesela rizomla üreme. Rizomla. Daha sonra soğanla üreme. Soğan. Sonra aşılama. Aşılama. Daldırma daldırma, doku kültürü. Doku kültürü. Sonra arkadaşlar yine vardı. Rizomla, soğanla, aşılama, daldırma, doku kültürü. He, çelikle üreme arkadaşlar. Çelikle üreme. Bunlar bizim neyimizdir? Vejetatif üremenin çeşitleridir arkadaşlar. Bu şekilde söylüyoruz. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki iken eşittir 8 kromozomlu bir hücre ardarda arda 3 kez mitoz, 1 kez mayoz geçiriyor. Sonuçta oluşan hücre sayısı ve kromozom sayısını yazınız. Şimdi bakın mitoz bölünmede hücre sayısını bulmak için 2 üzeri n formülünü kullanıyoruz. Kaç kere mitoz geçirmiş? 3 kere. O zaman 2 üzeri 3'ten kaç olur arkadaşlar hücre sayısı? 8 tane hücre olur. Tabi bu mitoz bölünme için geçerli. Bir kere de mayoz geçirmiş. Peki mayoz geçirince bir hücreden kaç tane hücre oluşuyor? 4 tane değil mi? O zaman 8 hücreden kaç tane oluşur? 8 çarpı 4 o da eşittir. 32 tane hücre oluşur arkadaşlar. 32 hücre. Peki kromozom sayılarına bakalım. Şimdi mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmiyor. Ama mayoz bölünmede yarıya düşüyor. O zaman 2 en eşittir 8 kromozom olan bir hücre mayoz bölünme sonucunda en eşittir 4 kromozomlu olur. Yani hücre sayısı 32 kromozom sayısı ne olur arkadaşlar? 4 olur. Gelelim diyor ki mitoz ve mayozun ortak özelliklerinden 5 tane yazınız. Yazalım. Arkadaşlar şimdi farkları olduğu gibi ortak özellikleri de var. Mesela yazıyorum şuraya. Şöyle kalem işaretleyelim. Nedir bunlar? Mesela interfazın gerçekleşmesi. Interfaz. Kardeş kromatitlerin ayrılması. Kardeş kromatit. İkisinde de görülür. Sonra DNA işlenmesi. DNA eşlenmesi. Sonra arkadaşlar stoplazma ve çekirdek bölünmesi mesela. İşte çekirdek stoplazma bölünmesi. Ee, <laughs> Üremeye katkı sağlaması. Üremeye katkı sağlaması. Bunlar nedir? Mitoz ve mayozun ortak özellikleridir. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki eşeli ve eşeysiz üremenin ortak özelliği. Arkadaşlar ben burayı yanlış yazmışım. Ortak özellik değil de farkları yazacaktım. Farklarından 5 tane yazınız diye e, yazacaktım. Yanlış yazmışım. Mitoz ve mayozla karıştırmışım. Şimdi farklarından yazalım 5 tane. Mitoz ve e, eşeli ve eşeysiz üremenin farkları. Mesela eşeli üreme çeşitlilik sağlarken eşeysiz üreme çeşitlilik sağlamaz arkadaşlar. Sözlü olarak söyleyeyim ben yine bunları. Daha sonra eşeğli üremede çeşitlilik, ha çeşitliliği söyledik pardon. E, ee, üreme iki tane ata görülürken eşeğsiz üremede tek ata görülür arkadaşlar. Eşeğli üremede oluşan canlılar ortama uyumlarını artırırken eşeğsiz üremede böyle bir durum söz konusu değil. Yani ortama uyumu evrime katkı sağlamaz arkadaşlar. Daha sonra eşeğsiz üreme e, canlıların bir çoğunda görülür. Eşeğli üreme arkadaşlar yine o da canlıların bir çoğunda görülür ama şöyle söyleyeyim. Eşeğli üreme biraz daha kısıtlı diyebiliriz. Ee, eşeğli ve eşeğsiz üremenin farkları bu şekilde diye söyle ha Eşeğli üremenin temeli mayoz ve döllenmeye dayanır. Ama eşeğsiz üremede arkadaşlar temeli mitoza dayanır. Evet bu şekilde söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki ekosistemdeki biyotik ve abiyotik faktörleri yazınız. Yazalım. Arkadaşlar biyotik demek canlı faktörler demektir. Biyotik biyolojinin zaten ne demektir? Canlı bilimi demektir değil mi? Abiyotik ise tam tersi cansız faktörler demektir. Arkadaşlar biyotik faktörleri söylüyorum. Nedir bunlar? Üreticiler, üreticiler, tüketiciler, tüketici ve ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcı. Bunlar bizim biyotik faktörlerimizdir. Abiyotik faktörler ise cansız olanlar. Mesela su, hava, ışık, işte mineral maddeler, mineraller mesela toprak. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar da abiyotik faktörlerimizdir. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki canlılar arasındaki beslenme şekillerini açıklayınız. Açıklayalım. Hemen geçelim şöyle. Arkadaşlar beslenme şekillerine baktığımızda biz beslenme şekillerini ikiye ayırıyoruz. Bir ototrof beslenme, ototrof bir de heterotrof beslenme. Heterotrof. Şimdi bakın ototrof beslenme kendi besinini kendi üreten bakın otomatik oto, otodan aklınıza gelsin otomatik kendi besini kendi üretiyor heterotrof ise dışarıdan hazır alıyor ototrof beslenenler iki şekilde olabilir arkadaşlar bunlar ya fotosentez yaparlar ya da kemosentez yaparlar fotosentez yapanlar ışık enerjisini kullanarak ışık enerjisini kullanarak klorofil pigmentleriyle bunu soruyorlar ve besinlerini bu şekilde üretiyorlar. Kemosentez yapanlar ise arkadaşlar bunlarda klorofil bulunmaz. Bunlar da kimyasal maddelerdeki enerjiyi kullanıyorlar. Bunu besin sentezinde kullanıyorlar. Bu şekilde fotosentez ve kemosentez yapanları biz ototrof diyoruz. Bir de heterotrof olanlar vardır. Bunlar da iki şekilde olur arkadaşlar. Birincisi katı beslenenler yani holozoik beslenenler. Holozoik. Diğeri de saprofit beslenenler yani çürükçül beslenenler. Arkadaşlar holozoik beslenenler kendi içerisinde ayrılıyor. Bunlar nedir? Etçiller, etçil, otçullar, otçul bir de hepçiller yani hem etçil hem de otçul olanlar. Etçil olanlara karnivor, otçul olanlara herbivor, e, hepçil olanlara da arkadaşlar omnivor diyoruz. Saprofit olanlarda zaten çürükçül beslenme, saprofit beslenme aynı şeydir arkadaşlar. Bu şekilde Gerçekte şu, bir de tabii ki parazit beslenenler vardır. Onu da yazayım. Parazit beslenenler, parazit beslenenler de direkt besinlerini hazır olarak, yani nasıl diyeyim size, hiç sindirmeye bile ihtiyaç duymuyorlar. Mesela bizim bağırsaklarımızda yaşayan parazitler vardır. Bunlar ne yapar? Hem bize hastalık verirler, hem de biz bizim sindirdiğimiz besinleri kullanırlar. Mesela aranızda böyle çok yiyip yiyip kilo alamayanlar varsa, ee, özellikle çocuklarda görülen bir durumdur arkadaşlar. Bu etrafınızda da görebilirsiniz. Mesela yiyor yiyor küle alamıyor. İşte ağzından salyası çok akıyor. Bu kişilerde genelde bağırsaklarda parazit olduğu için böyle oluyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka doktora gidip bir baktırmanızı tavsiye ederim. Şimdi ototrof, heterotrof dedik bir de ikisini birlikte yapanlar vardır bakın. Hem ototrof hem ototrof hem de heterotrof. Bunlar nedir? Şimdi bunlar işlerine geldiği gibi davranıyorlar. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi örnek olarak öglena. Diğeri de böcekçil bitki. Böcekçil. Şimdi bakın öglena ne yapıyor? Gündüz işte güneş enerjisini kullanıyor. Fotosentez yapıyor. Gece olduğu zaman da arkadaşlar dışarıdan besinini hazır alıyor. Böcekçi bitki ise normalde klorofil var. Kloroplastı var. Fotosentez yapıyor. Ama... Azotça fakir topraklarda yaşadıkları için bunların işte yapraklarının arasında belli bir tuzak kuruyorlar hatta ona. Böcek gelip buraya gel yerleştiği zaman ne yapıyor? Hemen kapatıyor yapraklarını ve onu sindirerek arkadaşlar azot ihtiyacını buradan karşılıyorlar. İşte burada bir sindirme olayı görüldüğü için bunlar azotlu bileşikleri nereden alıyor? sindirdiği böceklerden alıyor arkadaşlar. Böcekçi bitkiler oldukça tehlikelidir çünkü bazı türleri var ki insan parmağını falan bile sindirebiliyorlar arkadaşlar. Evet bu şekilde beslenme şekillerini de anlatmış olduk. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki: Besin piramidinde yukarı doğru çıkıldıkça değişen özellikleri yazınız yazalım. Şurayı bir sileyim ben. Şöyle. Burada arkadaşlar yazalım. Şimdi besin piramidinde Besin piramidimiz şöyle bir piramit. Alt tarafta üreticiler vardır. Üst tarafta birinci tüketici, ikinci tüketici ve üçüncü tüketici şeklinde gider. Her basamakta da ne vardır? Ayrıştırıcı vardır. Arkadaşlar, aşağıdan yukarıya doğru gittikçe, yani üreticiden tüketiciye doğru gittikçe aktarılan enerji azalır. Şurayı sileyim şöyle. Aktarılan enerji azalır. Enerjiyi azalır şeklinde böyle oku aşağı doğru gö gösterdim. Daha sonra biyolojik birikim artar. Biyolojik birikim artar arkadaşlar. Nedir biyolojik birikim? Mesela işte toprağa bir kimyasal madde verildi. Hani zararlıları öldürmek için. Bitki ne yapıyor? Bu zararlı maddeden, tarım ilacından mesela etkileniyor. Daha sonra biz onu yiyoruz. Ondan etkileniyoruz. Hem de o ortamı soluyoruz arkadaşlar. Ondan da etkileniyoruz. Dolayısıyla biz en üstte bulunduğumuz için biyolojik birikimimiz bizim daha fazladır. Daha sonra geldiğimiz zaman genelde çeşitlilik azalır. Çeşitlilik azalır. Bakın genelde diyorum, bu kesin olarak söyleyemem. Genelde vücut büyüklüğü azalır. Vücut büyüklüğü azalır arkadaşlar. Sonra e, biyokütle azalır. Nedir biyokütle? büyük kütle azalır. Bakın üreticilerin tamamını alıyorsunuz. Bütün kütlelerini topluyorsunuz. Birinci tüketicilerin aynı şekilde. Yani yukarı doğru gittikçe bu kütle azalıyor arkadaşlar. Çünkü birey sayısında da belirli bir azalış gözleniyor. Evet bu şekilde piramitle ilgili söyleyecekleriniz bunlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki arılarda gerçekleşen partenogenez olayını açıklayınız. Hemen açıklayayım şuraya. Arkadaşlar kovanda 3 çeşit arı vardır. Nedir bunlar? Kraliçe arı, İşçi arı ve erkek arı. Şimdi biz kraliçe arıdan başlıyoruz. Bakın kraliçe arı iki an kromozomlu bir arıdır. Bir de erkek arı vardır arkadaşlar. Erkek arı da en kromozomdur. Döllenmeye katılan ya, üremeye katılanlar bunlar. Kraliçe arı iki en kromozomlu olduğu için mayoz bölünme ile yumurta üretiyor. Bir sürü yumurta üretiyor mayozla. Erkek arı ise arkadaşlar en kromozomlu olduğu için mayoz geçiremiyor ve mitoz bölünme ile en kromozomlu spermler üretiyor. Daha sonra bu spermlerin bazıları bakın bir araya geliyorlar. Spermlerle yumurtaların bazıları döllenme olayı gerçekleşiyor ve iki en kromozomlu zigot oluşturuyorlar. Bu zigot büyüyor arkadaşlar ve dişi embriyolar oluşturuyor bakın. Dişi embriyo çünkü neden? Arılarda kromozom sayısı e, cinsiyeti belirler. İki en kromozomlu olan dişilerdir. En kromozomlu olanlar da erkeklerdir arkadaşlar. Bu dişi embriyolar eğer ki polenle beslenirse işçi arı oluyor. Eğer arı sütüyle beslenirse arı sütüyle beslenirse ne oluyor? Kraliçe arı oluyor. Kraliçe. Daha sonra bu kraliçeler büyüyüp gelişiyor falan. Hangisi güçlüyse başta bulunan kraliçeyi öldürüyor arkadaşlar. Kendisi kovanın başına geçiyor. Peki buraya kadar sıkıntı yok. Erkek arı nasıl oluşacak? Hani şurada döllenmemiş olan yumurtalar vardı ya. O döllenmemiş olan yumurtalar gelişiyorlar arkadaşlar ve erkek arılar oluşturuyorlar. Şimdi erkek arılar mayoz sonucunda döllenmemiş yumurtalardan oluştukları için bunların ee, çeşitliliği vardır. Yani erkek karılarda çeşitlilik görülür. Ama bir erkek karının ürettiği spermler birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü mitozla oluştuğu için bununla ilgili yorum soruları gelebilir. O yüzden bunları söylüyorum. Evet. Bu şekilde bizim ee, partenogenez olayımız. Gelelim bir diğer sorumuza. Dök aşağıdaki kavramların tanımını yapınız. Yapalım. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Hepsini teker teker yazmayayım. Çok fazla vaktimiz gitmesin. Şimdi bakın biyosfer nedir? Biyosfer yer kürede canlıların kapladığı alandır. Yani şöyle düşünün. Şurası yeryüzü. E yeryüzünden 3000 metre yukarısı ve 3000 metre aşağısı. Yani en ca e, canlılar en son bu yüksekliklerde görülmüştür. X işte şu. 6000 metrelik kısma biz ne diyoruz arkadaşlar? biosfer diyoruz. Yani canlıların kapladığı alandır. Daha sonra geliyorum. Bir diğerinde soruda diyor ki ekoloji. Arkadaşlar ekoloji canlıların çevreyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekoton, ekotondan önce komüniteyi açıklayayım size. Arkadaşlar komünite farklı canlıların bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. Şimdi komünitelerin kesişim noktasına da biz ne diyoruz? Ekoton bölgesi diyoruz. Yani ekoton komünitelerin kesişim noktası veya habitatların kesişim noktası da diyebiliriz. Ekotonlar tür, tür çeşitliliği bakımından zengindir. Örnek vereyim, şurası Bursa olsun, burası da Yalova olsun. Bursa'nın neyi meşhur? Şeftalisi. Yalova'nın neyi meşhur? Kivisi. Bakın ikisinin de kesiştiği bölgede hem şeftali var hem kivi var. O zaman burada çeşitlilik daha fazladır diyebiliriz. Popülasyona geldiğimiz zaman popülasyon aynı türdeki canlıların oluşturduğu topluluktur arkadaşlar. Mesela 20 kişilik sınıflar, 30 kişilik sınıflar düşünün. Hepsinde öğrenciler var, insan türü var yani. Biz buna ne diyoruz? Popülasyon diyoruz. Ama oraya getirip işte kedi koyalım, köpek koyalım, birkaç tane böyle hayvan koyalım. Ne olacak bir süre sonra? Onlar artık komüniteye dönüşecek arkadaşlar çünkü komünite farklı popülasyonların farklı canlıların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Habitat da canlıların yaşadıkları alandır arkadaşlar unutmayın. Ekosistem canlı ve e, cansız çevre diyeceğiz. Yani canlıları ve cansız çevresini yani yaşadıkları çevresini aldığımız zaman biz bu yapıya ekosistem diyeceğiz. Ekolojik nişe geldiğimizde bir canlının yaşadığı ortamda yaptığı işe biz ekolojik niş diyoruz. Mesela bitkilerin nişi nedir arkadaşlar? Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretmek bunun gibi. Evet böylece klasik sorularımızı da bitirmiş olduk. Şöyle test sorularına geçelim. Testleri ayrı ayrı yerlerden aldığım için arkadaşlar soru numarası yazmadım. Böyle birlikte yaza yaza gidelim diyor ki aşağıda bazı karakterlere ait allel genler verilmiştir. Buna göre mayoz bölünme sonucu oluşabilecek, oluşturabilecekleri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden hangisidir? Arkadaşlar burada bize gamet çeşitliliğini heterozigot gen verir. Çünkü bizim formülümüz 2 üzeri n. Buradaki n heterozigot gen sayısıdır. Yani heterozigot olan ne kadar fazlaysa o kadar fazla çeşit gamet oluşturur. Sayacağız o zaman heterozigotları. Bakın birinci de İki tane var. İkinci de arkadaşlar dört tane var. Üçüncü de hiç yok sıfır. Dördüncü de iki tane var. Beşinci de arkadaşlar iki tane var. O zaman hangisinde en fazla e, gamet çeşitliliği oluşur? İki numarada oluşur. Cevabımız iki numara olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki insanlarda ayrı kulak e, memesi yapışık kulak memesine baskındır. Heterozigot ayrık kulaklı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı nedir diye sormuş bize. Şimdi ayrık kulak memesine büyük A diyelim. Yapışık kulak memesi olacak? Küçük A. Çünkü ayrık kulak memesi baskın olduğu için büyük harfle gösterdik. Şimdi heterozigot olanlara çünkü heterozigot ayrık kulaklı iki birey. O zaman büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yapacağız. Çaprazlayalım. Büyük A büyük A büyük el küçük el büyük ha, küçük el ve küçük el küçük ha. pardon arkadaşlar gitti he yanlışlıkla şeye bastım çıktı küçük el küçük ha dedik bize ne diyor ayrı kulak memesi olan kız çocuğu ayrı kulak olması için büyük ay taşıması gerekiyor o zaman 3 bölü 4 ayrı kulak memesi çünkü neden dört tane gen oluşturuyorum genotip Bunlardan 3 tanesi ayrı kulak memeli. Bir tanesi de yapışık kulak memeli. O yüzden 3 bölü 4 dedim. Bir de kız çocuğu olma ihtimalini sormuş. Kız ya da erkek çocuğu olma ihtimali nedir? Her zaman 1 bölü 2'dir. Bu ikisini çarpıyorum. Sonucum ne oluyor? 3 bölü 8. Yani Edirne şıkkı olur. Gelelim 3. sorumuza. Diyor ki insanlarda M ve N kan grubunda M alleli N'ye. AB sıfır kan gruplarında ise AB e, alleli B'ye eş baskındır diyor. ABMN N genotipli bir dişi ile BB-MM genotipli erkeğin evliliğinden A ve N kan gruplu fenotipli bireylerin meydana gelme olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada yine çaprazlayacağız. Bakın AB'yi ve BB'yi ilk önce kendi arasında çaprazlayalım. Şöyle yan tarafa doğru gidiyorum boş yere doğru. Şöyle AB çarpı BB yapıyorum. Çaprazladığımız zaman ne olur? AB ve BB oluşur değil mi? Yani şöyle homozigot olduğu zaman AA BB 00 olduğu zaman bunu bir taneymiş gibi görün. Çünkü sonuç değişmeyecek o yüzden siz de fazla uğraştırmasın. Gelelim MN kan gruplu olanlara. Bakın MN ile MM'yi çaprazlıyorum. Ne olur? Ya yine MM oluşur ya da MN oluşur. Bize ne soruyor? A kan gruplu ve N kan gruplu. Arkadaşlar A olma ihtimali var mı? Yok değil mi? AB olur. A olmaz. Sıfır. N kan gruplu olma ihtimali var mı? O da yok. Sıfır. O zaman cevabımız ne olacak? Sıfır olacak. Gelelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz şöyle yanda. Diyor ki farelerde kürk rengi çok allellik ile kalıtılan bir karakterdir. Allellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir. Buna göre bu farelerde gözlenebilecek fenotip sayısı ve genotip sayısı hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar fenotip neydi? Dış görünüş. Bakıyorum dış görünüş olarak ya siyah olur, ya beyaz olur, ya gri olur, ya da dalbin olur. O zaman fenotip ne olacak? 4 olacak. 4 olmayanları sildim. Genotip ise bizim bir formülümüz var. N çarpı N artı 1 bölü 2 diyoruz. Buradaki N alel sayısıdır. Kaç tane alel var? 4. 4 çarpı 5 bölü 2'den Şöyle sadeleşir iki kalır. O da eşittir ne olur? 10 olur. Yani 4'ü 10 olacak. Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim 5. sorumuza. 5. soruda diyor ki hemen 5 yazalım şuraya arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösterilmektedir. Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan grubu kesinlikle B'dir? Şimdi yaklaştırayım şöyle. Arkadaşlar burada bizi cevabı götürecek olanlar 0 ve AB'lerdir. Çünkü bunlar kesinlikle bellidir. Ama A olur, B olur. Bunlar kesin belli değildir. AA da olabilir, A0 da olabilir. BB de olabilir, B0 da olabilir. Bu yüzden 0 ve AB kan grubuna bakarak gideceğiz. Bakın aşağıdan başlıyorum doldurmaya. 00. 0. Bunlar zaten AB. Geliyorum şimdi sıfırların yan yana gelmesi için birini kimden alacak? Babasından. O zaman buraya A0 geldi. Diğerini de kimden alacak? Annesinden. Peki arkadaşlar. Babada A olduğuna göre buradaki B kimden gelir? Bakın şu çocuklardaki B kimden gelecek? Mecburen anneden. O zaman anneyi bulduk. B kan gruplu. Bizi hangisi kesinlikle B'dir diye soruyor. 2 numara var. Geliyorum şu kısma. 3 numaranın olduğu kısma. Bakın buraya yine 0 0 yazdım. Sıfırların yan yana gelmesi için bakın. A 0 ve B 0 yazdım. Peki 3 numara. Babadan A anneden sıfır almış olabilir veya babadan a anneden b almış olabilir anneden b babadan sıfır almış olabilir burada kesinlik var mı arkadaşlar b olacağına dair yok o zaman bu gitti üçü almıyorum geliyorum bir numaraya şimdi bir numara b annelini kimden almıştır annesinden de almış olabilir e, babasını da ben bilmiyorum. Babasından da almış olabilir. Çünkü çocuklar ne olmuş? B olmuş. E, B sıfır olmuş. B sıfırın bir kere sıfırı kimden gelecek? Anneden. E anne sıfır sıfır olabilir. A sıfır olabilir. B sıfır olabilir. Çünkü burada hani çocuklara bakarak bunu çıkaramıyorum. O yüzden bir numarayla ilgili de bir şey söyleyemem arkadaşlar. Cevabım ne olacak? Yalnız iki Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuz 6. soru diyeceğiz. Şöyle 6. soru. Diyor ki Aşağıdaki tabloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştiği çökelme durumları verilmiştir diyor. Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı gölebilir. Şimdi arkadaşlar, kan uyuşmazlığının olabilmesi için bakın kadının negatif olması lazım. Erkeğin de arkadaşlar pozitif olması lazım. Şimdi bizim aslında anti A'ya, anti B'ye hiç bakmamıza gerek yok. Çünkü RH'a göre bu oluyor. Anti D'ye bakmamız yeterli. Ama ben size bu tür soruları nasıl çözeceğinizi göstermek için hepsinin kan grubunu yazacağım. Arkadaşlar burada tağrağa baktığımızda bakın hangisinde artı varsa o kan grubuna sahiptir. Bakın anti A'da artı var. O zaman A kan gruplu. Pozitif negatiflik durum bak durumundan baktığımızda o da eksi e e olduğu için ne olacak? A RH negatif olacak. Yine gittim ben. A RH negatif olacak arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru çekeyim. Geliyorum Kerem'e. Kerem arkadaşlar ABD bakın AB D'de negatif var o zaman AB negatif. Berke bakıyorum sadece anti D'si pozitif. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? O zaman sıfır pozitif diyorum. Nur'a bakıyorum. Nur. Nur AB negatif değil mi? Artık hepsini yazabiliyoruz. Hemen yazalım yine. Merve'ye bakıyorum arkadaşlar. Merve B ve D'si pozitif. O zaman ne olacak? B pozitif olacak. Yasemin'e bakıyorum arkadaşlar. Yasemin de bakın B negatif. Şimdi bizim kızın negatif, erkeğin pozitif olduğu bir duruma bakmamız lazım. Yasemin'le Kerem'e bak Kerem e bakıyorum. Bakın arkadaşlar Yasemin negatif, Kerem negatif. Bu olmaz. Yasemin'le Tarık'a bakalım. Yasemin negatif, Tarık negatif olmaz. Merve ile Tarık'a bakalım. Bir kere Merve pozitif olduğu için olmaz. Çünkü annenin ne dedik? Negatif olması lazım dedik. Merve'leri sildim. Nur'la Berk'e bakalım. Nur negatif, Berk pozitif. Bakın ikisi arasında kan olma ihtimali vardır arkadaşlar. Gelelim yedinci sorumuza. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösterilmektedir. Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genotipte olma ihtimali nedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar ilk önce anneyi babayı bulalım. Şimdi bizim burada bakın şu sıfırların yan yana gelmesi için birini buradan aldı. Burası B0, birini de buradan aldı. Ama buranın başında ne var bilmiyorum. Şimdi şuradaki sıfırların yan yana gelmesi için ne olacak? Ha bu arada bakın buranın e, A0 olma ihtimal de var. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın B'yi Kimden aldı? Babasından. Mecburen annesinden ne alacak? A alacak. O zaman A sıfır olacak. Bunun genotipi. Bunu buldum. Şimdi şuraya bakıyorum. Bakın burası da sıfır sıfır. Yine sıfırların birini annesinden birini babasından aldı. Peki AB'ye baktığım zaman anne A sıfır olabilir. Baba B sıfır olabilir. Veya tam tersi olabilir arkadaşlar. Anne B sıfır. Baba A sıfır olabilir. Peki biz, biz neyi arıyoruz? Ee, taralı bireyin annesiyle aynı genotipte olma ihtimali. Yani taralı bireyin A0 olma ihtimali. Taralı bireyin A0 olma ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Çünkü anne ya B0'dır ya A0'dır. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki burada da şekildeki 4 farklı kan serumundan alınan örneklerdeki antikor çeşidi sayısı olduğuna göre deney tüpündeki antijenler hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burada şıklara göre gideceğiz. Antikor çeşidi sayısı demiş. Antikor çeşitlerinin fazla olabilmesi için bakın mesela ne olması lazım? Çok fazla antikor üretebilmesi için bu kişinin kanında hiçbir antijenin olmaması lazım. O zaman ben bir numara için sıfır negatiftir diyebilir miyim? Bakın sıfır negatif olan bir kişi hem A antikor üretir hem B antikorunu üretir hem de RH antikor üretir. Dolayısıyla en fazla nerede olacak? 1 numarada olacak. O da ne olur? Sıfır negatif. O zaman sıfır negatif olmayan şıkları siliyorum. Geliyorum 4 numaraya. 4 numarada şimdi bir de 3 tane vardı. 4 numarada ne olacak arkadaşlar? O zaman 2 tane olacak. Şimdi 4 numara için şıklardan gidiyorum. Bakın B pozitif, A pozitif demiş. Şimdi B pozitifte hangi antikorlar üretilir? Mesela arkadaşlar, ee, A antikor üretilebilir veya işte B antikor üretilebilir. Tamam, bu ikisi de olabilir. Beni yani 2 ve 3 belirleyecek. Bakın 2 numara arkadaşlar, eğer ki AB negatif olursa sadece hangi antikor üretir? Rh antikor üretir. 3 numarada arkadaşlar ee, A pozitif olursa bu da ne olur sadece bir tane e, üretir veya işte hiç üretmez öyle de diyebiliriz o zaman cevaba baktığımızda cevabımız ne olabilir Ceyhan Şıkkı olabilir arkadaşlar cevabımız Ceyhan Şıkkı'dır bir dakika ben yanlış yaptım ya bir dakika soruyu tekrar baktım da arkadaşlar hemen size bunu bir düzelteyim ben şunu bir dakika birazcık küçültelim şunu birazcık küçülteyim silmeyi. Şöyle yapalım. Tekrardan anlatayım ben size. Çünkü yanlış yaptığımı gördüm bir yerde yanlış yaptım ben. Şimdi bakın en fazla bir numarada olacak. Bir kere bir numaranın sıfır negatif olduğuna hepimiz hemfikiriz. O yüzden şunlar gider. Sonrasında ne gelecek? Dört numara. Arkadaşlar bir numara eğer üç tane üretiyorsa dört numara kaç tane üretecek? Bakın iki tane antikor üretecek. Bu durumda ben A ve C şıklarındakine bakıyorum. Bakın A pozitifte bir tane üretir. B negatifte iki tane üretir. O zaman muhtemel şıkkımız C şıkkı. Doğru gittim ama yanlış anlattım. Sonra geliyorum. 2 numara bir tane üretecek arkadaşlar. 2 numara bir tane üretecekse bakıyorum hemen 2 numaraya. A pozitif. Hem A antijeni var hem B antijeni. O zaman sadece B antikorunu üretir. Yani bir tane üretir. En sonda 3 numara. 3 numara hiç üretmeyecek antikor. O zaman AB pozitif Pozitiftir. çünkü bütün antijenler bulunur. Bütün antijenler bulunduğu için de arkadaşlar hiç antikor üretmez. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Az önce de doğru yaptım ama çok böyle karmaşık anlattığımı farkına vardım. O yüzden soruyu tekrardan anlattım size. Bu kaçıncı soruydu bu arada? 8. soruydu. 9. soruya geçelim. Diyor ki: "4 bireyin kan alışverişleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu bireylerin kan grubu genotipleri verilenlerden hangileri olabilir?" Şimdi bakın. Merve, Ece ve Bilge'ye kan verebiliyormuş. Bakalım şimdi şıklardan gideceğiz. Merve arkadaşlar b sıfır olursa Ece'ye kan verebilir. Bilge'ye belki kan verebilir. Daha sonra bakıyorum. 0 sıfır olursa Ece'ye kan verebilir. Bilge'ye kan verebilir. Çünkü sıfır herkese kan verebiliyor. A0 olursa arkadaşlar Ece'ye kan veremez bir kere. Bu gitti. 3 numara olmaz. Gelelim bir diğer şıkkımıza. Sevda B'ye kan verebilir. Bilge'ye kan verebiliyormuş. Sevda Bakın arkadaşlar A0 olsun B0 olsun AB'ye kan veremiyor genelde. Bu yüzden de bunları kabul etmiyoruz. E, Ece ile Bilge zaten kendi arasında kan alışverişi yapabiliyormuş. O zaman bunlar kesinlikle nedir? AB AB'dir. Yani tüm e, şıklar arasında uyan hangisi? 2 numaradır. O yüzden cevabımız ne olacak? Yalnız 2 Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Bu kaçıncı soru oldu? 10. sorumuz oldu. Arkadaşlar diyor ki yukarıdaki soy ağacında kan grubu fenotipleri verilen bireylerden hangileri heterozigottur diyor. Şimdi bakalım hepsini yine çözümleyeceğiz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi bakın bir kere 5 numara 0 0 bunun heterozigot olma ihtimali yok. Geliyorum sıfırların yan yana gelmesi için burunu buranın burunu. <laughs> sıfırlardan birini babasından birini annesinden aldı. 3 numara heterozigot. 3'ü alacağız. Sonra arkadaşlar bakın 4 numara A'yı kimden aldı? Babasından. Annesinden mecburen ne alacak? 0 alacak. O zaman 4 numarada heterozigot. Şöyle 4 de yazdım buraya. Sonra geliyorum yukarı doğru çıkıyorum yine. 2 numaraya geldim. 2 numara nedir yine? 0 0. Bunu alamam heterozigot değil. Ama sıfırları yan yana gelmesi için birini annesinden birini babasından aldı. Bu durumda 1 numarada arkadaşlar heterozigot oldu. O zaman cevabımız 1 3 4 şeklinde olacak. Yani bursa şıkkı olur. Evet gelelim diğer sorumuza. 11. sorumuz. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında sadece taralı bireyler AB kan grubuna sahiptir. Buna göre X ile gösterilen bireyin A0 genotipinde olma ihtimali hangisidir diye soruyor. Şimdi taralı olanlar AB'ymiş. Yazalım taralı olanları AB. AB. Şimdi arkadaşlar A'yı kimden aldı bu? A'yı babasından aldı. Annesinden mecburen ne alacak? B alacak. Şimdi burada e, <laughs> şuraya baktığımız zaman bakın yine şuradakine arkadaşlar çok bakmasak da olur. Biz sadece ikisinin olduğu bölgeye bakalım. Şimdi burada AB'lerin yan yana gelmesi için şimdi birini bakın AB'yi buradan B'yi buradan almış olabilir. A'yı buradan almış olabilir. Ve arkadaşlar tam tersi bakın A'yı buradan almış olabilir. B'yi buradan almış olabilir yazamadım şuraya. Ha, B'yi buradan almış olabilir. Peki düşündüğümüz zaman bakın. Bunlar A A olabilirler. A 0 olabilirler. A 0. B B olabilirler. B 0 olabilirler. Çünkü burada bize sıfır olmama gibi herhangi bir ihtimalini söylememiş. Yani bu A 0 olsa da A'yı buradan B'yi buradan alıp A B olabilir. Bu arkadaşlar mesela B olsa da buradan B'yi almıştır. Buradan sıfır almıştır. Veya burada da B vardır. Oradan da B'yi almıştır. Olabilir arkadaşlar. O yüzden 4 tane seçeneğimiz olduğu için A 0 olma ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür diyoruz. Gelelim 12. sorumuza. Aşağıda X ve Y kromozomları üzerinde bazı bölgeler ABC şeklinde gösterilmiştir diyor. Bu bölgelerle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar A bölgesi X ve Y'nin homolog bölgesidir. Aynı özellikler katılır, kalıtılır. B bölgesine baktığımızda sadece X'e ait özellikler kalıtılır. C'ye baktığımızda da sadece Y'ye bağlı özellikler. Ve C'deki özellikler sadece babadan oğla geçer. Diyor ki A bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. Evet aynısıdır dedik. Homolog zaten eş demektir. B bölgesinde renk körlüğü hemofili genleri bulunabilir. Evet X ile taşınan özelliklerdir bulunabilir. C bölgesindeki genler babadan sadece erkek çocuklarına aktarılır. Doğrudur arkadaşlar. Babadan oğula geçer dedik. Bu da doğru. Cevabımız 1-2-3 Edirne şıkkı olur. Gelelim 13. sorumuza. Diyor ki hemofil hastalarında kanın pıhtılaşması için gerekli proteinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir diyor. Hemofili geni X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir. Şimdi burada zaten arkadaşlar hastaları sağlamları vermiş. Diyor ki hangilerinde bu hastalık görülebilir? Bakıyorum. Şimdi bakın. Yine şuradan gideceğim. Arkadaşlar kız çocuğu X kromozomunun birini annesinden diğerini babasından alır. Şimdi X kromozomunun diyelim ki birini kimden aldı? Mesela X üzeri küçük H'yi annesinden aldı. X üzeri büyük H'yi babasından almış olabilir. Buraya Y gelmiş olabilir. Daha sonra arkadaşlar e, ya da tam tersi olabilir. X üzeri küçük büyük H'yi annesinden Küçük H'yi babasından almış olabilir. Yani baba hasta da olabilir, sağlam da olabilir. 4 numaraya bakıyorum arkadaşlar. 4 numara kız çocuğu. Babasından, babasından arkadaşlar. X üzeri küçük H'yi almış olabilir. E, annesinden de X üzeri küçük H'yi almış olabilir. Hasta olma ihtimali var. E, sağlam olma ihtimali de var. Dolayısıyla 3 ile 4'ün hasta ve sağlam olma ihtimalleri vardır. Geliyorum 2 numaraya. Şimdi 2 numaraya baktığım zaman arkadaşlar annesinden ne alacak? Mecburen büyük H alacak. Çünkü erkek çocuklar X kromozomunu kimden alır? Annelerinden. O zaman X üzeri büyük H gelecek. Büyük H geldiği için de bu kesinlikle hasta olamaz. 1 numaraya geliyorum. 1 numara X üzeri küçük H'yi babasından alır. Annesinden de mecburen ne gelecek? X üzeri büyük H gelecek. O zaman 1 numaranın da hasta olma ihtimali yoktur. O zaman hasta olma ihtimalleri olanlar kimlerdir? 3 ve 4. Yani cevabımız Ceyhan Şıkkı oldu. Gelelim 14. sorumuza. Diyor ki aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri verilmiştir. Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde doğan erkek çocukların renk körü olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar biz erkek çocuk demiş. Erkek çocuk X kromozomunu kimden alıyor? Anneden alıyor. O zaman... Bu sonucun 1 bölü 2 olabilmesi için annenin heterozigot olması lazım. Yani anne çocuğuna ya x üzeri büyük r'yi verir erkek çocuğuna sağlam eder ya da x üzeri küçük r'yi verir hasta eder. Dolayısıyla annenin heterozigot olduğu durumlara bakıyorum. Bakın 1 numarada heterozigot burada 1 bölü 2'dir. 2 numarada homozigot olmaz. 3 numarada homozigot olmaz. 4 numarada arkadaşlar yine heterozigot olabilir. Cevabımız ne olur? C şıkkı 1 ve 4 olur. Gelelim 15. sorumuza. Umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Burada böyle anlatıyorum ama e, inşallah anlatabiliyorumdur. Renk körü bir anne ile normal görüşlü bir babanın çocukları ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir? Şimdi biz ilk önce çaprazlama yapalım daha sonra sorumuza bakalım. Renk körü bir anne. Anne renk körü ise x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Normal görüşlü bir baba o zaman x üzeri büyük r ye. Çaprazlayalım bakın ne olur kız çocukları kesinlikle sağlam olur. x üzeri büyük r x üzeri küçük r. Erkek çocukları da kesinlikle ne olur arkadaşlar? Hasta olur. Burayı bulduk. Diyor ki tüm çocuklar sağlamdır. Hayır erkek çocuklar hasta. Gitti. Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. Hayır kız çocuklarının tamamı taşıyıcı. Gitti. Erkek çocuklarının tamamı taşıyıcıdır. Erkek Erkeklerde taşıyıcılık yoktur arkadaşlar zaten gitti. Kız çocuklarının tamamı renk körüdür. Kız çocuklarında renk körlüğü var mı? Yok gitti. Erkek çocuklarının tamamı renk körüdür. İşte bu. Bir anne eğer ki X kromozomu bakımından hastaysa yani renk körü ise hemofil ise onun erkek çocukları da kesinlikle hasta olur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Edirne şıkkı olur. Gelelim 16. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında X kromozom üzerinde taşınan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz? Bakıyorum. Arkadaşlar bir kere taralı olanları ne yapmış? Taralı olanlar x'e bağlı çekinik bir özelliği taşıyormuş. O zaman yazıyorum bakın x üzeri küçük r y. x üzeri küçük r y. x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Şimdi bir kere 5 numara erkek olduğu için 5 numara kesinlikle ne olur? x üzeri büyük r y olur. Zaten taşımayan belli 5 numara. Ama ben sorunun çözümünü görün diye devam ediyorum çözmeye. Sonra bakıyorum arkadaşlar. X üzeri küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan alması gerekiyor. O zaman birini babasından aldı diğerini annesinden alacak. Anne küçük R büyük R olacak zaten bunda hastalık taş taşır. Sonra geliyorum 4 numaraya arkadaşlar. 4 numara kız çocuğu olduğu için mecburen babasından küçük R'yi alacak bu da taşır. 2 numaraya geliyorum 2 numaranın babası da hasta dolayısıyla mecburen bu gen gelecek. 1 e, numaraya geldiğim zaman bir numaranın erkek çocuğu ne olmuş? Hasta olmuş. O zaman bir numarada x üzeri küçük r kesim var mı? Var. O zaman cevabımız ne oldu zaten? En başta da belirttik. 5 numara oldu. Gelelim 17. sorumuza. Diyor ki soy ağacında x kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taral olarak gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? İlk önce arkadaşlar soy ağacını bir yazalım. Daha sonra yorumlara bakalım. Şimdi x'e bağlı çekinik ken varmış. Bakalım. x üzeri küçük r y. x üzeri küçük r x üzeri küçük r x üzeri küçük r y. x üzeri küçük r x üzeri küçük r x üzeri küçük r y. Sağlam erkekleri de yazalım mı? İster misiniz? Yazalım hemen. Bakın 6 numara sağlam erkek. x üzeri büyük r y. 3 numara sağlam erkek. x üzeri büyük r y. Şimdi çözümlemeye geçiyorum. Arkadaşlar 10 numaraya baktığım zaman 10 numara annesinden kesinlikle ne alır? x üzeri küçük r'yi. Babasından da neyi, neyi alır? X üzeri büyük R'yi. 10 numarayı bulduk. 4 numaraya geliyorum bakın. 4 numara babasından kesinlikle ne alır? X üzeri küçük R alır. E, annesinden de hasta olmamak için X üzeri büyük R'yi alması gerekiyor. Şimdi bakıyorum 1 numaraya arkadaşlar. 1 numara 5 numaranın annesi değil mi? E, X üzeri küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Babasından. Birini kimden alacak? Mecburen annesinden. Annede bu gen var mı? Var. Geliyorum 7'ye. Şimdi 7'nin çocuğu neymiş? 9. Arkadaşlar 9'daki R'lerin yan yana gelmesi için birini babasından aldı. Diğerini kimden alacak? Annesinden. Annenin taralı olmaması için de ikisi üzeri büyük olması lazım. Şimdi bütün bakın şeyi tabloyu yazdık. Şöyle küçük şey olmasın da gitmesin de. Heh. Diyor ki 3 ve 6 oğlu bireylerin genotipinde bu gen bulunmaz. Bakıyorum 3 ve 6 da evet yok. Bu doğru. 1, 7, 9 no'lu bireyler bu özellik bakımından heterozigottur. Bakın 1 heterozigot, 7 heterozigot, bir de ne demiş 9, 9 heterozigot değil 9 homozigot. Bu gitti bu yanlış cevabımız bursa çıktı. Diğerlerine de bakalım. 11 bir no'lu bireye bu gen 8 no'lu bireyden taşınmış olabilir. Şimdi 11'e bakıyorum. 8'e gitmem için arkadaşlar şu tarafa doğru gideceğim. Bakın 9'a bu gen kimden gitmiş? Bakın babasından ve annesinden gelmiş. O zaman babasından gelmiş olabilir arkadaşlar. Doğru C şıkkı. 10 ve 11 nolu bireyler çift yumur tekizi ve genotipleri farklıdır. Evet zaten bir erkek biri kız olmuş. Dolayısıyla çift yumur tekizdir. Doğru. 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi hasta olacaktır. Anne hastaysa erkek çocuklar hasta olur dedik. Doğru cevabımız Bursa şıkkı o. Gelelim diğer sorumuza. O da buna benzer bir soru. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında bu arada kaçıncı soru? 18. soru. Soy ağacında diyor balık pululuk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Buna göre hangi bireylerin fenotipi yanlış gösterilmiştir? Arkadaşlar balık pululuk Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır. Şimdi Y'de taşınıyorsa o zaman sadece erkek çocuklarda görülür. Bakın burada 2 numara kız çocuk. 2 numarada arkadaşlar görülmemesi gerekiyor. Bu yanlış çizilmiş. 1 numara bakın şuradaki taralı bireyin erkek çocuğu. Bu erkek çocuğunun da kesinlikle taranması gerekiyordu. Bu da yanlış çizilmiş. O zaman hangileri yanlış çizilmiştir? 1 ve 2. Şimdi diyeceksiniz hocam 4 ve 5 nasıl olacak? Şimdi 5 numara zaten kız çocuk olduğu için onu çizemem. Ama 3 numara bakın erkek olan bunun babası sağlam olduğu için 4 numarada ne olur? Yine sağlam olur arkadaşlar. O yüzden bunlara da bir şey diyemem. Cevabımız 1 ve 2 olur. Evet kaltım soruları bitti. Geldik şimdi ee, ekoloji sorularına arkadaşlar. Şimdi kaçıncı sorudayız bu arada ona da bakayım. Kaçta en son? 18'de 19'a geçtik. Diyor ki verilenlerden hangileri komünite örneğidir? Komünite neydi? Farklı bireylerin bir araya gelmesi. Yani farklı türlerin bir araya gelmesi. Beşşehir gölündeki aynalı sazan. Aynalı sazan aynı tür bu gitti. Şanlıurfa Suruç'taki kel aynak kuşları. Kel aynak, aynı tür gitti. Sahra çölündeki yılanlar demiş. Arkadaşlar yılan diyor da çıngıraklı yılan mı kobra mı bilmem ne mi o yüzden bu farklıdır. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim 19. soruya. Diyor ki avlanmanın serbest olduğu dönemde balıkçıların Karadeniz'den avladıkları tonlarca hamsi balığı. Ekolojide hangi topluluğa karşılık gelir? Bakın hamsi belirli bir türü var. O zaman nedir bunlar? Popülasyon. Aynı türün bireylerinin bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa biz popülasyon diyoruz. Gelelim 20. sorumuza. Aşağıdaki şekilde ekolojik terimler büyüklük bakımından sıralanmıştır. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar biz bir sıralayalım. Burada popülasyon en içte. Hemen dışta X numara nedir? X nedir? Komünitedir. Komünite. Y nedir arkadaşlar? Ekoloji. Ekoloji Z nedir? Biyosfer olabilir. Biyosfer. Şimdi bakıyorum dök X belirli bir bölgede yaşayan tüm popülasyonların oluşturduğu komitedir. Evet doğru. Y belirli bölgede yaşayan canlılar ve cansız çevreden oluşan biyosferdir demiş. Arkadaşlar bu ekosistem. Bakın ekosistem. Ekoloji yazmışım buraya yanlış yazdım. Ekosistem olacak burası. O yüzden bu yanlış verilmiş. Buraya biyosfer değil ekosistem yazması gerekiyordu. Z diyor yeryüzündeki canlıların yaşadığı tabaka ekosistemdir. Bakın tanımı doğru yapıyor ama yanlış veriyor. Yeryüzünde yaşayan tüm canlıların yaşadığı tabakaya biz biyosfer diyoruz. Z'ye biyosfer demesi gerekiyordu. Bu da yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız A olur. Gelelim şu kısma. 21. soruya. Diyor ki yukarıda verilen ekolojik birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı. Arkadaşlar bunlar içerisinde en küçük olan nedir? Komünitedir. 3 numara. Sonra ekosistem gelir. Sonra biyom gelir. En büyük ise nedir? Ekosfer. Ekosfer her zaman en büyüktür unutmayın. Cevabımız ne olur? 3, 2, 1, 4 olur arkadaşlar. 3, 2, 1, 4 yani Ceyhan şıkkı olur. Gelelim 21'de 22. sorumuza geçiyoruz. Şöyle 22 yazalım. Diyor ki böcekçil bitki ve öglena için bakın ikisi de nedir? Hem ototrof hem heterotrof bitki. Hangileri ortaktır? Kloroplast organeli bulundurmak, ikisi de arkadaşlar ökaryotik ve fotosentez yaptıkları için kloroplastı bulundurur. Hücre dışı sindirim yapmak, böcekçi bitki hücre dışı sindirim yapar ama öklena yapmaz. Bu gitti. Ökaryot hücre yapısında olmak, arkadaşlar ikisi için de ortaktır. Cevabımız 1 ve 3 denizli şıkkı olur. 23. Ayrıştırıcılarla ilgili diyor hangileri doğrudur? Organik atıkları hücre dışında sindirir. Evet ayrıştırıcılar sindirim enzimlerini ortama gönderiyorlar. Ortamdaki atıkları sindiriyorlar. Bu doğru. Işık enerjisiyle ATP sentezler. Hayır bunlar heterotroftur. ATP ışık enerjisini kullanamazlar arkadaşlar gitti. Yaşam için gerekli olan karbon azot gibi elementlerin devamlılığını sağlar. Evet madde döngülerinde önemlidir bunlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Diyor ki yukarıdaki pardon aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu arada kaçıncı soruya geldik 24. soru aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ekosistemin biyotik ve abiyotik faktörleri ile ilgili örnekler yanlış verilmiştir arkadaşlar biyotik neydi canlı abiyotik de cansız faktör şimdi biyotiğe toprak yazmış bir kere bu direkt yanlış A şıkkı diğerlerinde tüketici üretici ayrıştırıcı yazmış bunlar doğru Abiyotiğe de arkadaşlar ayrıştırıcı yanlış zaten yanlış dedik A şıkkı. Abiyotik faktörlerin diğerlerine sıcaklık, pH, su, ışık yazmış. Bunlar doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. 25. soruya baktığımızda diyor ki canlıların yediği besinlerle birlikte alınan zehirler piramitte birbirini izleyen basamaklarda yukarı doğru gidildikçe artış gösterir. Bu olaya biyolojik birikim denir. Buna göre dokularda biriken zehirli madde miktarının en fazla olduğu basamak. Ne demiştik arkadaşlar? Zehirli madde en fazla en üst basamakta birikir. Dolayısıyla cevabımız 4 numara denizli şıkkı olur. Diyeceksiniz ki hocam 5 numarada niye birikmiyor? Sonuçta her basamakta var. 5 numara zaten onları ayrıştırıyor. Ayrıştırdığı için o kendi yapısına katmaz arkadaşlar. Ayrıştırır toprağa katar. Dolayısıyla 5 numarada olmaz. Gelelim diğer sorumuza. 26. sorumuz ekosistemler ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Canlı ve cansız üyeler bir arada bulunur. Doğru zaten ekosistem için dedi ki canlı artı cansız. Ekosistemde yer alan canlılar arasında madde ve enerji akışı bulunur. Doğru arkadaşlar. Cansız etkenler canlı sayısını etkiler. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 27. soru. Diyor ki şekilde kara ekosistemindeki bir besin zinciri gösterilmektedir. Şimdi arkadaşlar az önceki piramidin Böyle zincir şeklinde olduğunu düşünün. Buradaki ot nedir? Bakın şu üreticidir. Çekirge birinci tüketicidir. Fare ikinci tüketicidir. Yılan üçüncü tüketicidir. Kartal da dördüncü tüketicidir. Buradaki mantar da nedir? Ayrıştırıcı. Diyor ki besin zinciri ile ilgili hangileri doğrudur? Unutmayın. Buradakinin her biri bir alt basamaktan besleniyor. Kartal diyor besin andaki tüm canlılarla beslenebilir. Hayır arkadaşlar sadece yılanla beslenir. Bu gitti. Fare sayısı artarsa bir süre sonra yılan sayısı da artar. Şimdi fare artarsa sonuçta yılan fare ile besleniyor. Dolayısıyla bir süre sonra yılan da artar. Doğru. Yılan sayısı azalırsa çekirge sayısı azalır. Şimdi bakın yılan azalırsa ne olur? Fare artar. Değil mi? Fare ne ile besleniyor? Çekirdekle. Fare arttığı için çekirdeği ne yapar? Sürekli beslenerek azaltır. Doğru. Çekirge sayısı artarsa Kartal sayısı bundan etkilenmez demiş. Arkadaşlar çekirge artarsa fare artar. Fare artarsa yılan artar. Yılan artarsa kartal artar. Etkilenmez diye bir durum yok. Hepsi birbirine etkiler. Bu yanlış olacak. Cevabımız ne olur? Hangileri doğrudur dediği için 2 ve 3 bursa şıkkı olur. 28. sorumuza geliyoruz. Ve son iki sorumuz arkadaşlar. 28. Diyor ki Hayvansal plakton sayısının azaldığı bir ortamda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez? Şimdi hayvansal plakton azalıyorsa küçük balık azalır, ton balığı azalır. İnsanlar da bundan etkilenir arkadaşlar. Ama bitkisel plankton ne yapar? Artar. Diyor ki küçük balık azalır. Evet. Ototrof canlı sayısı artar. Yani bitkisel plankton artar. Doğru. Bitkisel planktonlar azalır demiş. Hayır bitkisel planktona ne dedik? Artar dedik. Bu yanlıştır. Ton balıkları olumsuz etkilenir. Evet. İnsanların tüketebileceği balık miktarı azalabilir. Ton balığı azaldığı için bu da azalabilir arkadaşlar. Doğrudur. Cevap C şıkkı olur. Gelelim son sorumuza 29. Diyor ki: Aşağıda KLM bitkileri ile ilgili tablo verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar K bitkisi Bakıyorum hem karbondoksit özümleme yapıyor. Hem dışarıdan organik besin alıyor hem de köke sahip. Şimdi dışarıdan organik besin alan tek bir bitki grubu vardır. O da böcekçi bitkilerdir. O zaman K nedir? Böcekçi bitkidir. L'ye bakıyorum. Karbondoksit özümlüyor. Dışarıdan organik besin alıyor ama köke sahip değil. O zaman arkadaşlar bu parazit bir bitki olabilir. Geliyorum şuna. M bitkisine. Şimdi karbondoksit özümlemiyor. Dışarıdan organik besin alıyor köke sahip değil. O zaman arkadaşlar bu da parazittir. Bakın L yarı parazittir. M de arkadaşlar tam parazittir diyebiliriz. Diyor ki K bitkisi böcekçi bitkidir doğru. M bitkisi üzerinde yaşadığı bitkinin hem odun borusuna hem de soymuk borusuna rizom gönderir. Evet köke sahip olmadığı için arkadaşlar ve fotosentez yapamadığı için hem odun borusuna hem de soymuk borusuna rizom yani kökçük göndererek onun besinlerini absorplar. Yani parazit olduğu için zaten onun besinlerini emer ve böylece bitkiye zarar verir. Bu doğrudur. Diyor ki L bitkisi K ve M'den daha gelişmiştir. Hayır burada en gelişmiş olan K bitkisidir arkadaşlar. Bu gitti. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olur. Şimdi ben bakayım çözmediğim soru var. Yokmuş arkadaşlar. Hepsini çözmüşüz. 29 tane test sorusu çözdük. Bir sürü de hem klasik soru hem boşluk doldurma çözdük. Umarım sınavımız çok çok güzel geçer. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.